Herkese merhabalar. Biz Sivina'dan İzmir'e kentin gündeminde yine bir aradayız. Evet, geçen hafta programımızda hepinizin hatırlayacağını biliyorum. Asbestli gemiyi konuşmuştuk. Asbestli gemi bu kadar uzak mı? Evet, kentin içerisinde asbest yok mu? Bu hafta önemli bir konuyu, asbesti konuşacağız tekrar. Asbest deyince kamuoyunda öncelikle tehlikeli gemi sökümü aklıma geliyor. Acaba öyle mi? Gelin beraber bu haftaki program konuğumuz Asbest Söküm Uzmanları Derneği Başkanı Mehmet Şehmuz Ensari. Sayın Ensari, programımıza öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Ramiz Bey. Ben hemen sözü size bırakacağım. İlk soruyla girmek istiyorum konuya. Asbest insan sağlığını nasıl tehdit ediyor? Kent için neden bu kadar önemli? İsterseniz buradan başlayalım. Tabii ki asbest bildiğiniz gibi sihirli bir mineral, fakat ölümcül olması nedeniyle son dönemde karşımıza katil toz olarak çıkmaya başladı. Tabii İzmir için, İzmir özelinde değil, tüm Türkiye'de kentsel dönüşümle beraber yıkımların artmasıyla uyuyan canavarın uyanması şeklinde kent halkına asbest lifleri solunum yoluyla olmak üzere büyük bir ciddi tehdit oluşturuyor. Bu da bizim korkumuz, Türkiye'nin yeni Çernobil'inin asbestten olacağı yönünde. Bu kadar tehlikeli bir şeyden söz ediyorsunuz. Çernobil diyorsunuz. Böyle bir tehlike İzmir için ne kadar uzak ya da ne kadar yakın? Şimdi şöyle, tabii ki İzmir bu depremden sonra çok yoğun miktarda kontrolsüz yıkımlarla karşı karşıya kaldı. Bu konuda da özellikle şahsınızda, gazetenize çok teşekkür ediyorum. Depremden kurtulduk, asbeste yakalandık diye bir haber yapmıştık İzmir'le ilgili. Tabii kontrolsüz yıkımlarla birlikte oluşan tozlar gerek bulunduğu ortama ve gerekse asbest liflerinin havada askıda kalması nedeniyle çok kolay bir şekilde rüzgarlanmayla şehrin diğer yerlerine yayılmasıyla büyük bir tehdit oluşturdu. Deprem anında tabii ki bizim yasalarımızda işte bir afet ortamı ve valinin koordinasyonunda belediyeler de bu işe dahil tabii ki. Fakat baktık ki gerek araba kurtarma çalışmaları sırasında vatandaşlarımız da yıkımlara, tozların içine çoğu da izleyici olarak ve gerekse arama kurtarma ekiplerinin bu tozlara maruz kalması bizi çok üzdü. Gerek sosyal medyadan, işte gerekse sizlerin vesilesiyle yazılı basından bu alanda bir farkındalık yaratmaya çalıştık, yetkilileri uyardık. Fakat gerçekten gerek Çevre Şehircilik Bakanlığı ve gerekse İzmir Belediyeleri, başta Büyükşehir, bu konuda maalesef yetersiz kaldılar. Daha sonra özellikle çok üzücü görüntüler gelmeye başladı. Bizim gönüllerimiz ve uzmanlarımız tarafından yıkımlardan, yıkım yerlerinden yapılan video çekimlerinde su bile tutulmadan yani çok kötü görüntülerle karşılaştık. Bu alanda tabii deprem anlık bir durum. Deprem anında açığa çıkan tozların mümkün mertebe minimum maruziyetle kurtulmak gerekir. Buralarda ne yapılabilirdi? Deprem anındaki asbeste maruziyeti azaltmak için bir kere çevre boşaltılmalıydı. Oradaki insanların, izleyicilerin oluşmaması sağlanmalıydı. AFAD ve benzeri kurtarma ekiplerinin vardiyaları sırasında oradan uzaklaştırılması gerekirdi. İzmir belediyelerinin ve gerekse çevre belediyelerinden de destek alarak özellikle toz bastırma sistemlerinin olmadığını gördük. Sulama olmadan yapılan yıkımların dışında çok basit hortumla yapılan sulamaları da gördük. Ancak bunların kesinlikle çok faydası yoktur. Tabii bu arada bir de yıkım oldu. Ortalık toz duman. Ancak bir de dünya kadar molozlar kamyonlara yüklendi. Bu esnada da, yükleme esnasında da çok ciddi miktarda tozuma oluştu. Burada seslenmek istiyorum sizlerin vesilesiyle. Yani biz güçlü bir ülkeyiz. Toz bastırma sistemleri, bunlar seyyar veya
sabit olabiliyor. Yani bunları neden belediyelerimiz temin etmez? Türkiye afetler ülkesi. Bu konuda belediyelere çağrı yapalım. Çevre Şehircilik Bakanlığımıza çağrı yapalım. Lütfen TS 13.883 standardına uygun toz bastırma donanımları, bakın bir standardımız var bununla ilgili. Lütfen bunları tedarik edelim. Zaten bundan sonraki yıkımlar etap etap olduğu için, bakın riskli yapılardan bahsediyorum ve deprem anında yıkılan, zarar gören binalardan bahsediyorum. Kentsel dönüşüm ayrı bir başlık açılması lazım. Çünkü yenileme yapılacak binada müdahale etme şansımız var. Asbest ve tehlikeli maddeleri temizledikten sonra yıkıma geçilmesi gerekir. Tabii ki hasarlı binalarda bu tip imkan olmadığı için minimum çevre halkının minimum etkilenmesiyle bu işi çözmemiz gerekiyor. Yani Mehmet Bey, ben bu konuda bir merakımı sizinle paylaşmak istiyorum. Herhalde birçok izleyicimiz de diyordur ki ya binaların asbestle ne alakası var? Nereden neresinde asbest var ki yıkılırken etrafa dağılıyor, toz gibi oluyor? Bundan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki bahsedebiliriz. Binalarımızın döşemesinden, tavanına, boyasından, çatısına, mahalle ve parke dediğimiz döşeme kaplamaların altındaki yapıştırıcılarında, panellerde, kazan dairelerinde binaların, bölme duvarlarında, inanın eski yapıların klozetlerinin kapaklarında ve çatı arası izolasyonla dolgu dediğimiz gevşek dolgu izolasyonlarında asbest kullanıldı. Özellikle bu dikkatinizi çekmiştir. Mesela çoğu evin tavanlarında biz fasarit deriz teknik elemanlar. İngilizler patlamış mısır tavan der. Pütürlü pütürlü tavanlar olur. Mesela onlar fasarit asbestten imal edilmişti. Dolayısıyla mesela bu kentsel dönüşümdeki numune almaya gidenler mesela bundan numune almadıklarını söylüyorlar. Ben ısrarla soruyorum. İşte binada asbest bulmadık. Peki nereden numune aldınız? İşte boyadan aldık. Boyaların da bir bölümüne katıldı. Bir bölümüne katılmadı asbest. Peki niye asbest bu kadar çılgınlar gibi kullanıldı? Başta da söylediğim gibi mucize mineral diyoruz. Çünkü ısıya, neme dayanıklı, izolasyon özelliği olan, akustik sağlayan, yani çok istisnai bir mineral asbest. Ama maalesef işte solunduğu zaman başta bu alanda çalışan işçilerin meslek hastalıkları olarak özellikle gemi çalışan, tersane çalışanlar da tekstilde çok kullanıldı. Yanmaz kumaşlar, daha önceki dönemde itfaiye erlerinin kıyafetleri asbestli kumaşlardan yapılıyordu. 1200 derecenin üzerine erime noktası olan bir minerali de tabii ki ısıyla temaslı her imalatta düşünelim. Şöminelerin içleri mesela bunlar hep asbestlerle kaplanır. Tabii gemi dedik, geminin de çok ciddi miktarda asbest kullanıldığını biliyoruz. Halen dünyanın çoğu ülkesinde yasaklanmasına rağmen bugün itibariyle 67 ülkede yasaklandı. Çok enteresan, Ukrayna, Moğolistan ve Singapur asbesti yasakladılar. Sonra tekrar iptal ettiler. Nasıl ki biz İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladık, daha sonra iptal ettik. Onlar da asbesti yasakladılar, daha sonra tekrar döndüler. Peki evlerin dışında nerelerde kullandı? Savunma sanayilerinde kullanıldı. Dediğimiz gibi ısıya dayanıklı olması, özellikle yanmaya karşı çok büyük direncinin olması asbesti emsali olmayan bir mineral haline getirdi. Şöyle diyebilir miyiz? Asbest neredeyse günlük yaşantımızın her alanına girmiş diyebilir miyiz? Tabii biliyorsunuz daha önce basın açıklaması yaptık. Pudrada asbest bulduk. Peki pudradaki asbest yani bilerek mi katılıyor? Hayır. Talk madeninden alınan talka asbest yatakları komşu oluyor veya damarlar şeklinde birbirleriyle temasta oluyorlar. Ve bu asbest lifleri çok küçük lifler. Zaten gözümüzün seçemeyeceği liflerdir bunlar. Talka kontamine oluyor yani bulaşıyor. Dolayısıyla madenden talk çıkarılırken zaten içine asbestle kontamine olmuş talk
değirmene götürüp öğütüldükten sonra işte bazı kokular katılarak pudra olarak evimize kadar giriyor yani. O yüzden asbest her yerde karşımıza çıkabilir. Çünkü talk çok fazla kullanılan bir mineral kendisi, maden. Bugün boya sanayinde kullanılıyor, plastik sanayinde kullanılıyor, mobilya sanayinde kullanılıyor. Parlaklık vermesi adına, bir de esneklik vermesi adına. Çünkü yumuşak bir mineraldir talkta. Tebeşirlerde, eskiden hocalarımızın kullandığı tebeşirlerde talk kullanılır. Halen bilardo salonlarındaki tebeşirlerde bile analiz yapalım, asbest buluruz. Evet, şimdi tabii 30 Ekim'de çok acı bir tabloyla sonuçlanan bir deprem yaşadık. İzmirliler olarak yüreğimiz yandı. Tabii daha sonrası harfiyat kaldırmaları oldu. Biraz önce siz de bahsettiniz. Yapılması gereken teknik hazırlıkların olmadığını, malzemelerin kullanılmadığını, araç ve gereçlerin kullanılmadığından bahsettiniz. Ben şimdi bunun hukuki sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Bunun hukuki sorumluluğu kimde? Şimdi şöyle, tabii kentsel dönüşüm tarafında daha çok karşımıza çıkıyor. Ama depremle ilgili şunu tamamlamak isterim. Bu molozlar, yıkıntıdan çıkan molozlar, asbestle, tabii biz asbest diyoruz ama aslında o yapılarda civa, kurşun, PCB, PVB, kadmiyum, krom altı, küf mantarı gibi asbestten daha hızlı öldürücü tehlikeli partiküller de ortaya çıkıyor. Bu konuda da yani belediyelerin biliyorsunuz işte ona da bir tepkimiz oldu. Kağıt üzerinde asbest temiz raporları alınmaya başlandı. Sadece İzmir için konuşmuyorum. Türkiye'nin birçok yerinde, Ankara'da, İstanbul'da. Yani asbest meselesi oradaki belediyedeki bu konuda bilgisiz bir memurun veyahut da bir an önce yıkımı bitirmek isteyen bir yıkım firmasının veyahut da o yapının yeni yüklenicisi olan müteahhitin vicdanına bırakılacak bir konu değil. Yani 500 liraya 600 lira bir rapor verip bir an önce asbest temiz raporu verilerek oradaki insanların hayatı nasıl bu kadar riske atılıyor? Hayretle karşılıyoruz. Burada belediyelerin de kadrolarında asbest söküm uzmanı olmadığını görüyoruz. Aslında Türkiye'nin şu anda 590 asbest söküm uzmanı var. Sayı 590'a ulaştı. İnanın bunların 500'ü iş bekliyor. Geri kalan, evet, en fazla 90 kişi şu an sahada. Tabii ki bir yapının hakkı verilmeden, gidip numune alınmadan öyle bize şikayetler geliyor ki başkan yardımcımıza İstanbul'dan olan bir olayı anlatacağım. Burada en büyük sorun etik çalışma sorunu. Müteahhit arıyor. Diyor ki bana diyor raporu hazırlar mısın? Diyor ki tabii geleceğim diyor, numune alacağım diyor. En az 10-15 tane numune almam gerekiyor diyor. Bu 10-15 tane numunenin zaten maliyeti 600 ila 750 arasında değişiyor. Ama müteahhitler diyor ki ya diyor bizim diyor raporu getiren uzmanlar 500 liraya veriyorlar bunu ve 2 saate kadar da raporu getiriyorlar. Yani demek ki Türkiye'de sahte raporlar oluşuyor bu alanda. Peki belediyedeki arkadaşların cevabı ne? Ya beni ilgilendirmez, adam raporu getirmiş, ben de dosyasına koyarım. Ben inşaatın bekçisi değilim, zaten işim yoğun, bunlarla ilgilenemem. Peki bilgisizlik, bu konudaki bilgisizlik veyahut da kadrosuzluk, oradaki sokaktaki oynayan çocukların veya devamlı evinde ikamet eden bir ev hanımının ileride doğacak hastalıklarının sorumlusu kim olacak? Yani bir ev hanımı evi tozumadığı sürece, diyelim ki asbestli bir evde oturuyor, eski bir yapıda oturuyor ama tozuma yok. Peki bu kadıncağız ileride asbeste bağlı, iyi huylu veya kötü huylu diyelim. Çünkü bakın hep söylüyoruz, asbestin iyi huylu hastalıkları süründürerek öldüren, asbestin kötü huylu hastalıkları acı çektirerek öldüren hastalıklar. Yani gerçekten bu konuda özellikle belediyelerden rica ediyorum. Birazdan geleceğim. Neden belediyeler? Bakanlıkların bu konuya bakışları, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün mevzuatta kendine yer bulamıyorum demesi, Çalışma Bakanlığı'nın sadece ben
bir asbestli çalışma varsa ben devredeyim orada. Ama orada etik çalışılmayan asbestli olup da asbest yoktur raporu verilen yerde benim bakanlığımın mevzuat olarak yeri yok demesi. Yani maalesef inanın öyle bir sahipsizlik var ki şu an vatandaşlarımız üzerinde bu konuyla ilgili denetleyecek kurumlar. Hatta buradan sizin programınızla inanın ben bütün bakanlıkları görüştüm. Bu alanda duayen kişilerle de görüştüm. Bu işin bir an önce biliyorsunuz plastik atıklarla ilgili sıfır atık tabii başarılı oldu Türkiye. Eskiden sokaklarda çok poşet görürdük. Şimdi fazla poşet göremiyoruz. Bu konuda başarılı oldu Türkiye. Gelin bunu Cumhurbaşkanlığı sahip çıksın. Hatta bu konuda Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirsin. Çünkü bakanlıklar tamamen mesuliyeti kendilerinin üzerinden atıyorlar. En son günah keçisi belediyelere doğru gidiyor. Çünkü Çevre Şehircilik baktı ki bu işte bir kaos var. Çevre Şehircilik Bakanlığı işte İstanbul, İzmir, Ankara, işte Antalya bu tip büyükşehir belediyelerine ve ilçe belediyelerine bir yazı gönderdi. Dedi ki bakın o kadar hukuken bütün sorumluluğu belediyelere verdi ki buradan belediyelerimizi uyarmak istiyorum. Bu konuda da söyleyeceğim şeyler var. Dedi ki bu yazıda asbest ve tehlikeli maddeleri temizlemeden kesinlikle yıkım ruhsatı vermeyiniz. Yani sadece asbesti bahsetmiyor. Biliyorum. Uygulandı mı bu? Uygulanıyor mu söylediğiniz? Yani şöyle bizim İstanbul'la ilgili yaptığımız bir geçenlerde yayınladık biliyorsunuz basın açıklamasıyla. Evet. Medya biraz gecikmeli de olsa çok büyük ilgisini çekti. İstanbul'da 39 belediyede 7 belediye yeşil renkte çıktı. Yani yeşil demek de orada asbest riski yok demek değil. Riski az. Lejant'ta öyle tanımladık. Vasat ve asbest denetimi çok kötü olarak haritalandırdık. 7 belediye sınıfı geçti. 32 belediye sınıfta kaldı. Ve bakın o sınıfta kalan belediyelerden bir personel beni aradı. Dedi ki ben çevre müdürüyüm, çevre mühendisiyim. Siz dedi nasıl bizi turuncu renk verdiniz? Dedim ki pardon siz asbest söküm uzmanı mısınız? Hayır dedi ben çevre mühendisiyim ama dedi bu işten anlıyorum. Peki nasıl anlıyorsunuz? Dedi ki ben dedi işte asbest söküm çalışanı eğitimi aldım. Dedim bir dakika o asbest söküm çalışanı eğitimi kim alır? Uzmanlık eğitimi değil ki. Sadece söküm yapacak kişinin asbeste karşı nasıl kendini koruyacağını, ne gibi bir çalışma ortamında olduğunun bilinci oluşması adına verilen bir eğitim. Yani ustalara verilen bir eğitim, düz işçiye verilen bir eğitim. Boru ustasına, biliyorsunuz boru izolasyonlarında da asbest kullanıldı. Bu çalışmalara katılacak kişilerin aldığı eğitimi siz uzmanlık eğitimi gibi algılayıp, efendim ben asbeste eğitilmeyeyim, ben anlarım zaten deyip ve belediyenizde bir tane bile, bakın İstanbul'un metropol ilçelerinden bir tanesi, bir tane bile asbest söküm uzmanı çalıştırmıyorsanız, hiç kusura bakmayın. Yani sizin oradaki asbest konusu her türlü istismara açıktır. Evet. Özellikle görüyoruz, yıkım firmalarına asbest raporunda sen ver diyorlar. Şimdi düşünün ne kadar ters bir konu. Yıkımcı ne yapmak istiyor? Bir an önce o işi yapıp bitirmek isteyecek. Oradan ne kadar çabuk o raporu alırsa biliyorsunuz bu raporlar envanter çıkarılır yapıda. Asbest envanteri çıkarılır. O yapıya gider asbest söküm uzmanı numuneler alır ve bu numuneleri laboratuvara gönderir. Aynı ilde olsa bugün alınan numuneler ertesi gün sonuçları ve raporu hazırlanabilir. Yani 24 saate kadar kısaltılabilir bu süre. Ancak 2 saatte asbest temiz raporu götürülüyor. Bu ne demektir? İstismar ediliyor. Sahte raporlar düzenleniyor. Çevre katliamı, kitlesel katliamdır bu. Siz orada sahte rapor vererek o sokaktaki 10 yaşındaki çocuğun 30'lu yaşlarda kanser hastası olmasına nasıl gönlünüz, vicdanınız el verir? Bununla ilgili tabii hukuki fatura kime çıkarılacak diye bir soru sordunuz.
Onu da söyleyeyim. Bütün hukuk müşavirlerle görüştüm bakanlığın. Dediler ki son yıkım ruhsatını kim verdiyse o sorumludur. Bugün dünyada ismini verebiliriz. NASA gazetelerde ve televizyonlarda da çıkıyor. Yurt dışında şu anda geriye dönük asbest suçluları aranıyor. Çok büyük dünya devi firmaların çok büyük davaları var. Bu alanda tabii bazı asbest lobileri de şey tarafına müdahale ediyorlar. Davalı tarafına. Ama bizim gibi STK'lar ve yurt dışındaki, İngiltere'deki, Avrupa'daki, Amerika'daki, Kanada'daki STK'lar da davacı tarafına müdahale oluyor. Ve bakın şöyle söyleyeyim, Türkiye bu asbestle ilgili konuya benzer silikozis hastaları için bir karar verdi. Bu kararda tabii davayı açan Allah rahmet eylesin, dava sonucunu görmeden öldü. Şöyle diyor Danıştay, diyor ki 1960'larda kanser yaptı, öldürücü olduğu bilinen bir konuda Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesine içini suçlu buldu ve ayrıca maddi tazmin açık olmak üzere onadı. Yani şimdi asbestin zararını biliyor muyuz? Biliyoruz. Peki buna rağmen siz asbesti insanlara maruziyetini sağlarsanız bunun muhakkak hukuki faturasında bir gün ödersiniz. Bugün ödemeyebilirsiniz ama 10 sene sonra, 20 sene sonra asbest suçluları aranacaktır. Evet. Bu suçlularda da inanın şu anda bütün oklar belediyeyi gösteriyor. Belediyenin bir savunmasında haklılar. Bakın onu söyleyeyim. Belediyeler diyor ki evet tamam biz kabul. Ama diyor ben de diyor ceza kesemiyorum. Neden kesemiyorsun? Diyor ki kabahatler kanunundan kesebilirim. O da çok sembolik rakamlar. Yani diyor ki madem öyle Çevre Bakanlığı bize yetki tanımlamasını da yapsın. Yani görev veriyorsunuz. Ceza ehliyeti vermiyorsunuz. Bu konuda da belediyeler haklı. Hakkını teslim edelim. Ama sonuçta senin cezan ehliyetin olmasa bile diyor ki yıkılacak binalarda kesinlikle bu raporlar sadece asbest değil, bakın uyaralım. Diğer tehlikeli maddeleri de söylüyorlar. Bakın o kadar büyük risk altında ki yani belediye yetkilileri, başkanları, ilgili kurum müdürleri bu alanda belediyelerin dikkatini çekmek istiyorum. Bir de geçen bir duyuru yaptık. Mehmet Bey, programımızın süresini aşıyoruz. Toparlarsanız çok çok sevinirim. Son sözleri alırsam. Son sözümü söylüyorum. Bugünlerde derneğimizde bir hazırlık var. Belediyelere son kez bir uyarı yaptık. Dedik ki bir an önce gelin, halkımıza ölümü solutmayın. Yakın bir tarihte biz de sosyal sorumluluğumuz gereği bu belediyeler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Gerçekten asbest meselesi artık teknik ve sağlık konusundan çıkıp hukuk meselesine dönüşecek. Bu konuda da sizlere gelişmeler oldukça bilgi aktaracağız tabii ki. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konuyu sizinle birlikte masaya yatırdık. Asbest soluyoruz. Asbestle birlikte yaşıyoruz. Tehlikeli bir havada yaşama mücadelesi veriyoruz. Evet, Simirna'dan İzmir'e kentin gündeminde bu hafta kenti ve asbesti konuştuk. Daha sağlıklı bir ortamda yaşamak umuduyla herkese iyi günler diliyorum. Tekrar teşekkür ederim Mensah Bey.